أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Her şeyi mahlukatı noksansız bir şekilde yaratan yaratıcımıza, yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Karanlıkları aydınlığa çıkartan, insanoğlunu şirkin bataklığından tevhidin aydınlığına ve tevhidin güzelliğine çıkartan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, onun âline, ehli beytine, onun ashabına, İslam coğrafyasında yaşamış olan bütün ulemaya, alimlere, bu dava uğruna, İslamiyetin uğruna kanlarını, canlarını ve mesailerini feda etmiş olan bütün aziz şehitlerimize, bütün kardeşlerimize, Filistin'de, Arakan'da, Keşmir'de, Myanmar'da, mazlum coğrafyada zulmün altında inim inim inleyen bütün kardeşlerimize sonsuz selam olsun. Ve tabii ki en nihayetinde şu anda ekranları başlarında bizleri dinleyen, bizleri izleyen, muhabbetimize, sohbetimize katkılarıyla şeref veren siz değerli kardeşlerimize de sonsuz selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, hidayeti sizlerin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve elfu berekat. Yepyeni bir sabah vaktinde Cenab-ı Erhamur Rahimi'nin huzurundan gelmişken, aslında sohbetimize, aslında muhabbetimize başlamadan önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Kısa bir anıyla belki de o büyük insanları yad etmek istiyorum. Tabii ki bahsetmiş olduğumuz kişi Osmanlı Devleti'ni yıkılmakta olan, yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti'ni müthiş zekasıyla 30 yıl gibi bir süre daha ayakta tutan, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e müthiş aşk ve iştiyakla bağlı olan, sırf tarihçilerin anlatmasıyla sabahleyin yatağından kalktığı zaman Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne abdestsiz basmamak için yatağında başının ucunda teyemmüm alabilmesi için kiremit bulunduran, İslamiyet'e bütün mazlum coğrafyaya elinden geldiğince yardım etmeye çalışan Sultan Abdülhamid-i Sani, Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'ni vefat yıl dönümü, 101. vefat yıl dönümü vesilesiyle rahmet, minnet, şükran ile yad ediyoruz. Ve tabii ki maalesef kıymetli kardeşlerim, sizlerin de bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da meydana gelen elim vakada bir binanın çökmesi sonucunda altında hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, o kardeşlerimize. Oradan yaralı olarak çıkan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum Rabbimden ve o yakınlarına da sabr-ı cemil, Cenab-ı Allah'tan sabr-ı cemil vermesini niyaz ediyorum. Böyle bir girizgahtan sonra, böyle bir girişten sonra bugün toplumumuzun, İslam coğrafyasının ve belki de bölgemizin, Türkiye'mizin en büyük problemlerinden bir tanesini daha Allah nasip eder ise ele almaya çalışacağız. Bir verem adeta bir kanserden daha kötü olan bir hastalık. Kıymetli kardeşlerim, maalesef ki evet, teknoloji çağının bize vermiş olduğu güzellikler var. Görmediğimiz insanları çok yakın bir zamanda, çok az bir mesafede, çok az bir zamanda, saniyede belki salisede hemen o insanlarla ulaşabiliyoruz. Teknoloji ilerledi. Görüntülü bir şekilde onlarla konuşabiliyoruz WhatsApp'tan mesela.
Teknolojinin bize vermiş olduğu nimetler, mesela insanlar önceden Kabe-i Muazzama'ya, kutsal topraklara yolculuk yaparken 6 ay, belki 7 ay, 8 ay bulunmuş oldukları mesafeye göre yol kat ediyorlardı. Deve sırtında, o kadar zorluklarla beraber. Ama biz bugün İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye, Cidde Havaalanı'na gitmek istediğimiz zaman İstanbul'dan uçağa biniyoruz. 3,5 belki 4 saat sonra Cidde'de oluyoruz. Yani teknolojinin vermiş olduğu bize çok büyük nimetler var. Çok büyük şeyler var. Bilgiye anında erişim sağlanabiliyor. Şu anda mesela kamera karşısında sizlerle beraber hasbihal edebiliyoruz. Ama gelin görün ki bize katmış olduğu şeylerle beraber bu teknolojinin öte yandan da götürmüş olduğu çok şey var. Öte yandan hayatımızdan adeta söküp çıkartmış olduğu birçok şey var. İşte biz de istedik ki bu haftaki muhabbetimiz, biz de istedik ki bu haftaki sohbetimiz Sıla-i Rahim hakkında olsun. Sıla-i Rahim ne demek? Sıla-i Rahim'i neden yapmamız lazım? Bugün dünyamızda ve bölgemizde, Türkiye'mizde akraba ilişkilerinin gitgide bu kadar azalmış olduğu bir noktada insanlar neden birbirleriyle irtibatlarını kopartıyorlar? Cenab-ı Allah insanların akrabalarına yardım etmesi gerektiğini hangi ayet-i kerimelerde ve hangi sözler ile bizlere bunu ifade ediyor? Biraz bunlardan konuşalım. Çünkü etrafımıza baktığımız vakitte takdir edeceksiniz ki maalesef her ailede, her evde bir problemler söz konusu. Akrabalarla alakalı bir problem söz konusu. Biz de istedik ki her zaman usulümüz, minvalimiz itibariyle ayet-i kerimelerden bahsedelim. Daha sonra hadis-i şeriflerin ekseni içerisinde bu sıkıntımıza, bu hastalığımıza Kur'an-ı Hakim'in eczanesinden bir reçete, bir ilaç bulmaya çalışalım. Ve bu bulduğumuz ilacı da kendi hastalığımız için kullanmaya çabalayalım. Bakalım Allah-u Teala acaba gerçekten bizlere rahmet edecek mi? Her şeyden önce Cenab-ı Allah Erhamur Rahim'in Bakara suresinin 83. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bakın ki Allah-u Teala Yahudilere neler vaat etmiş, neler söylemiş ve onlar neler yapmadığından dolayı. Bakın çok önemli. Neleri eksik ettiklerinden dolayı Yahudi kavmini, Yahudi kabilesini, Yahudi topluluğunu Allah-u Teala elim bir azaba, yani acı verecek olan bir azaba çarptıracağını söylüyor. Estaizu billah. Diyor ki Cenab-ı Erhamur Rahim'in Kur'an-ı Kerim'de وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ. Hani biz bir zamanlar İsrailoğullarından bir söz almıştık. Bir ahitlenme vardı aramızda. Bir sözleşme vardı. Dedik ki biz onlara لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ. Bakın. Birinci sırada tabi burada İsrailoğullarına söyledik diyor Cenab-ı Allah. Ama aynı şey bizim için de geçerli. Ne birinci sırada onlardan Allah-u Teala'nın istemiş olduğu şey, birinci şartı ne? La ta'budune illallah. Birincisi Allah'tan başka ilah koşmayacaksın. Allah'tan başka hiç kimseye tapmayacaksın. Şimdi tabii ki bu tapma meselesi, birilerine kulluk yapma meselesi çok bambaşka bir boyutta bugün. Yani tapmak dediğimiz zaman, Allah'tan başka ilah kendisine edinilmeyeceğini söylediğimiz zaman acaba bugünkü toplumumuzda biz bunu nasıl anlamamız lazım? Türkiye'mizde biz bunu ne şekilde idrak etmemiz gerekiyor? İnşallah onlardan biraz bahsedelim. Şimdi Allah'tan başka ilah yoktur. Evet, biz bunu kabul ediyoruz. Allah'ımızın bizi yarattığını, bizi terbiye ettiğini, dünya hayatına getirdiğini kabul ediyoruz. Bunda herhangi bir problem yok. Ama gelin görün ki acaba Allah'a şirk koşmak sadece ve sadece bir put yaparak, mesela cahiliye devrinde Hazreti Ömer çok defa söyler bunu. Der ki cahiliye devrinde biz sohbetlerimizde sürekli söylüyoruz. Biz helvadan, yani o dönemdeki insanlar helvadan put yaparlardı. Gidip ona ibadet ederlerdi, kurbanlar keserlerdi, acıktıkları zaman da o putu yerlerdi. Veya tahtadan put yapıyorlardı, veya taştan put yapıyorlardı. Cenab-ı Allah'a şirk koşmak sadece bunlarla mı oluyor? Hayır. Bugün eğer biz makamımızın kölesi olmuşsak,
Eğer biz bugün paranın kölesi olmuşsak bu da bir puttur. Bu da gizli bir şirktir yani. Allahu Teala Celle Celaluhu'ya burada açık bir şekilde şirk koşmasak bile ama bunlar da gizli bir şirktir. Mesela paraya tapıyorsun. Müthiş derecede parayı seviyorsun. Senin malın mülkün olmasına rağmen kalkıp zekat vermiyorsun. İyilik yapmıyorsun. İlerleyen ayet-i kerimelerde bunların hepsini söyleyeceğiz. Mesela akrabana iyilik yapmıyorsun. Para hırsı seni bürümüş. Tutuyor senin ellerinden. Bir türlü seni bırakmıyor. Ayağına zincir bir pranga olmuş. O prangadan, o zincirden bir türlü kurtulup kendi nefsini alt sufla olan en derin, en aşağılık nefisten üst taraftaki nefse doğru, ruhani aleme doğru taşıyamıyorsun. Hayatında huzursuzluk yaşıyorsun. Psikolojik bunalım, sıkıntıların içerisine giriyorsun. Neden? Çünkü Allah'a gerçek manada ibadet, Allah'a gerçek manada kulluk yapmıyorsun. Yapmıyoruz hiçbirimiz. Diyor ki Cenab-ı Erhamurrahim'in, biz demek ki İsrailoğullarından bir takım sözler aldık. Bir, Allah'a, Allah'tan başka kimseyi ortak koşmayacaksın. Şirk yok, bunu aklından çıkart. Para şirki olmayacak, makam şirki olmayacak, şöhret şirki olmayacak. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ Allah'a şirk koşmaktan sonraki ikinci önemli şart ne? وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ Anne babana iyilik yapacaksın. Anne babana güzellikte bulunacaksın, ihsan edeceksin. Şimdi burada da sıkıntı var. Ne anlamda sıkıntı var? Evet biz hep söylüyoruz anne babaya iyilik ama yani çocuğun anne babası üzerine hakkı yok mu? Elbette ki var. Ona güzel bir hayat her şeyden öte, ona güzel bir hayat sunması gerekiyor. Onu tabiri caizse yarış atı gibi koşturmaması lazım. Şimdi maalesef ki gelmiş olduğumuz bugünkü bu toplumda bakıyorsunuz aileler kendi çocuklarını yarış atı gibi koşturuyorlar. Komşunun evladı, örnek veriyorum, falanca sınavdan 90 aldı, sen neden 80 aldın? Tamam, başarı güzel bir şey ama bununla beraber ahlaki değerleri de vermek gerekiyor. Bizim çocuklarımız yarış atı değil. Bizim çocuklarımızın da bizim üzerimizde anne baba olarak bizlerin üzerinde hakları var. Onlara güzel bir gelecek, güzel bir hayat, imanlı bir hayat nasip etmek. İmanlı bir hayat sunmak. Önemli olan mahiyet bu. Demek ki ikinci şart Allahu Teala'nın İsrailoğullarına koşmuş olduğu ikinci şart ve bil valideyni ihsana. Anne babaya iyilik. Bakın. Üçüncü şart. Vezil kurba vel yetama vel mesakin. Vezil kurba. Yakın akrabaya iyilik yapacaksın. Yakın akrabana iyilik yapacaksın. Neydi? Birincisi Allah'a şirk koşma. İkincisi anne babana itaat, güzellikte bulun. Üçüncüsü yakın akraba. Sonra diyor vel yetama vel mesakin. Yetimler ve miskinlere iyilik yapmak. Şimdi her şeyin bir sırası var. Ama maalesef ki biz bugün bu sırayı kaybetmiş bulunmaktayız. Maalesef ki biz bugün yardımlarımızı kendi akrabalarımız, yakın akrabalarımız yardıma muhtaçken kalkıp zekatımızı, fitremizi başka yerlere gönderiyoruz. Bu doğru bir şey değil kıymetli kardeşlerim. Bakın, Şafii mezhebinde İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh, büyük alim, büyük fıkıhçı, aynı zamanda İslam hukukunun, tabiri caizse İslam hukukunun, İslam fıkhının temellerini atmış olan, usulü fıkhın temellerini atmış olan bir insan, müthiş bir insan. O zekatın kimlere verileceğini söylerken bir sıralama koyuyor. O sıralamanın içerisinde diyor ki, birinci sırada işte etrafındaki insanlar derken yakın akraba var. Yani bir insanın yakın akrabası varken muhtaç, bir insanın komşusu muhtaçken o insanın kendi beldesinin dışında, kendi bölgesinin, kendi mahallesinin dışında başka bir yere zekat vermesi caiz değildir diyor. Ama biz bugün şunu yapıyoruz. Evet toplum bu hale geldi. İyilik yapacağız, örnek verelim. Bir de şeyi çok seviyoruz. Gösterişi müthiş derecede seviyoruz yani. Artık toplumumuz bu oldu. Şimdi iyilik yapacağız, kalkıyoruz, zekatımızı, fitremizi. İstanbul'da oturuyorsun, sen alt katında oturan komşunun halini bilmiyorsun. Üst katında oturan, sağında solunda oturan komşunun halini aç mı, açıkta mı, bu adam fakir mi? Yakın akrabanın halini bilmiyorsun. İhtiyacı var mı yok mu? Kalkıyorsun, başka yerlere zekat yardımında bulunuyorsun. Bankadan bankaya da bir de havale yapıyorsun, ben uğraşmayayım diye. Böyle bir şey yok. Yardımlaşma bu değil. Evet, imkanımız varsa böleriz. Farklı yerlere de göndeririz. Bunda sıkıntı yok ama
bizim etrafımızda fakirler varsa, komşularımızdan, yakın akrabalarımızdan fakirler varsa bunu yapmamamız lazım. Demek ki sıralama da bakın, Allah'a şirk koşmamak. İkinci sırada ne var kıymetli kardeşlerim? Anne babaya iyilik. Üçüncü sırada akraba, daha sonra yetimler, miskinler. Bu şekilde yani. Ve tabi Allahu Teala devam ediyor. Diyor ki bunları söyledikten sonra diyor ki bu İsrailoğullarına yönelterek sözünü ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ Sadece içinizden küçük bir kısmı vermiş olduğu bu sözü tuttu ama onun dışındaki İsrailoğulları bu sözü tutmadılar ve helak oldular. İşte maalesef ki bizim bugün gelmiş olduğumuz toplumumuz, gelmiş olduğumuz nokta bu noktada. Yani kimse şu anda akrabasını sormuyor. Hadi sormuyor, onu da geçtim, daha kötüsü var. İlerleyen dakikalarda Allah nasip ederse biraz da bundan bahsedeceğim inşallah. Çok kıskançlık had safhada. Müthiş derecede kıskançlık var. Birbirini çekememeye, ya kardeşim bu senin akraban. Tabii burada akraba dedik değil mi, akraba? Bunun İslam hukukundaki karşılığı, bu bağ ne demektir kıymetli kardeşlerim? Sıla-i rahim diyoruz. Sıla-i rahim ne demek? Şimdi sıla kelimesine baktığımız vakitte lügatta, yani sözlükte şu demek. Yani sıla birileriyle bağ kurmak, birileriyle irtibatının olması, birilerine ulaşmak, kavuşmak. Sıla'ya hasret diyoruz ya, yani kavuşmaya hasret. Şimdi rahim de rahmetten geliyor. Acımak, merhamet etmekten geliyor. Eğer ki tabi biz bunların ikisini birleştirdiğimiz vakitte şöyle bir anlam çıkıyor. Sıla-i rahim, yani bağ kurularak o merhamete ulaşabilmek, o rahmet duygusuna ulaşabilmektir kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabi Allahu Teala Celle Celaluhu bu sıla-i rahimin önemini bizlere anlatırken devamen şunu söylüyor. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sana soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Biz neyi infak edelim? Biz ne tür hayır ve hasanatta bulunalım? Hocam biz hangi hasanatı, hangi hayrı, hangi güzelliği ve iyiliği yaparsak Allah'ın hoşnut olmuş olduğu, Allah'ın rıza göstermiş olduğu mümin kullarının zümresine gireriz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama sordular. O zaman da soruyorlardı. Bugün de kardeşlerimiz bize soruyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de her şeyin illaki bir cevabı var. Alın size bunun cevabı. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Kul de ki ey Habibim Muhammed Mustafa ümmetine, bütün senden sonra, senden seninle beraber ve senden sonra gelecek olan bütün ümmetine de ki مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَب۪ينَ وَالْيَتَامَ Harcayacağınız mal, infak edeceğiniz şeyler, infak edeceğiniz, vereceğiniz şeyler kim için olması lazım? Hayırda bir, felil valideyni, birinci sırada anne baba. İyilik yapacaksan kardeşim anne babanı yapacaksın. Yani anne babana iyilik yapmadan başka bir yere, ha, anne baba da seni kötü yola sevk etmeyecek. Bak o da var. Onu bir defa baştan söyleyelim. Anne baba da yerini bilmesi gerekiyor yani. Seni kötülüğe sevk etmeyecek, senin kötülüğünü istemeyecek. Evlatların arasında ayrım yapmayacak. Anlatabildim mi? Birinci sırada anne baba, anne babaya iyilik. Vel akrabin, bakın ikinci sırada akrabaya iyilik. Ya bugün bir bakıyorsun ki amcası yeğenine düşman, iyiliğini istemiyor. Gelinle kaynana muhabbetleri. Bugün bakıyorsunuz ki herkes birbiriyle kavgalı. Nereye gideceğiz biz? Allahu Teala buyuruyor ki ayet-i kerimesinde fe eyne tezhebun, bu gidişat nereye? Nereye kadar bu kavga, gürültü ve patırdı? Demek ki birinci sırada anne babaya iyilik. İkinci sırada akrabaya ve vel yetama vel mesakin ve ibn sebil. İşte yetimler, miskinler, yolda kalmış olanlar. Ve ma tef'alu min hayrin fe innallaha bihi alim. Hayır olarak, hasenat olarak, iyilik olarak ne yaparsanız yapın, muhakkak ki Cenab-ı Erhamur Rahim'in onu bilir, onların hesabını Allahu Teala, onların karşılığını verir. Ve devam ediyor. Diyor ki ve'budullaha ve la tüşriku bihi şey'a. Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka bir ilaha tapmayın. Ve bil valideyni ihsana. Anne babaya iyilik yapın. Ve bizil kurba. Bakın kıymetli kardeşlerim. Akrabaya iyilikle alakalı Kur'an-ı Kerim'de tamı tamına 30 tane ayet-i kerime var. Bu az buz bir ayet-i kerime değil. Belki de kendisi hakkında en çok şeylerin söylenmiş olduğu nedir? Ayet-i kerimelerden, konulardan bir tanesi akrabaya iyilikler hakkındadır. Tabi bununla alakalı hadis-i şerifler de var inşallah.
bir reklam aramız olacak birazdan. Reklamlardan sonra hadis bölümüne geçmek istiyorum ama ondan öncesinde eğer biz Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak, eğer Allah'a gerçek manada kul olduğumuzu iddia ediyorsak, Allah'ın bize vermiş olduğu bu öğütleri her zaman tutmamız gerekiyor. Bakın Allah diyor ki Celle Celaluhu, gerçek manada iman etmek istiyorsanız akrabanıza yardım etmeniz gerekiyor. Bakın biz Müslümanlar olarak, erkek kardeşlerim daha çok bilirler, cuma namazına gittiğimiz zaman İmam Efendi ikinci hutbenin sonunda bir ayet-i kerime okur. Sürekli bütün camilerde %99 okunur. Emin olun ki belki de bizim %99'umuz bu ayet-i kerimenin mahiyetini hiç dinlemeden, zaten standartlaşmış dile diye dinlemeden es geçiyor. Ama müthiş şeyler var. Bakın diyorlar ki imam efendiler, hocalarımız ikinci hutbenin son tarafında. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve ita izil kurba. Çok önemli. Orada hemen hızlı hızlı okuyor. Türkçesini veriyor, aşağı iniyor ondan sonra. Ama değil yani. Bir mahiyeti var, bir anlamı var orada. Çünkü Müslümanların hepsi orada oturmuş, birleşmiş, cemaat diyoruz. Cemaat ne demek? Topluluk. Topluluğun içerisinde rahmet var. Rahmetin içerisinde bir mesaj veriyorsun. Ben buradan kıymetli camide hutbe okuyan kıymetli hocalarıma seslenmek istiyorum. Allah rızası için. Bu ayet-i kerimeyi daha baskılı okuyun. Daha böyle baskılı ve aşklı şevkli okuyun. Ne diyor? İnnallâhe ye'muru bil adli. Muhakkak ki Allah adaleti emrediyor. Ve li ihsani, iyiliği emrediyor. Adaletle davranacaksın. Her işinde mutlaka adaletli olacaksın. Nerede olursan ol, adalet üzerine ol. Bizim düsturumuz bu. Hayat felsefemiz bu. Ne diyor? İnnallâhe ye'muru bil adli. Allahu Teala adaletle davranmanı istiyor. Adaletli yapacaksın. İşini düzgün yapacaksın, sağlam yapacaksın. Müslümanın işi sağa sola dönemez. Vel ihsani, ihsan, güzellik, iyilik yapmayı bileceksin. Elin cimriliğe alışmayacak. Varsa vereceksin. Bir de ve ita izil kurba, akrabaya karşı cömert olacaksın. Allah bunu emrediyor. Akrabaya karşı ve ita izil kurba, sana karşı yakın olan o akrabaya ne yapacaksın? Yakınlık besleyeceksin. İyilik yapacaksın. Onlar gelmiyorsa sen geleceksin. Onlar gitmiyorsa sen gideceksin. Onlar aramıyorsa sen arayacaksın. Onlar mesaj atmıyorsa sen mesaj atacaksın. Yapacaksın bunu. Bunu da niçin yapacaksın? Sırf Allah rızası için yapacaksın. Tabii ki Allah'ın rızasını her zaman için bütün işlerimizde ne yapmamız gerekiyor? Gözetmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. İşte biz Allah'ımızın, Rabbimizin bize vermiş olduğu bu ayet-i kerimelerin gerçek manada o mefhumuna vasıl ve vakıf olursak, gerçek manada Allah'ın bize bahşetmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i ve bize göndermiş olduğu Resul-i Kibriya, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunu kendimize yol edinirsek, onun düsturunu kendimize düstur edinirsek, emin olun ki hayatımız daha güzelleşecek. Emin olun ki hayatımız daha ferah bir hale gelecek. Bugün toplumumuz yalnızlıktan yakınıyor. Yalnızız diyor, işte kimse yok. İnsanlar, bugün Türkiye'de antidepresan kullananların sayısı gitgide çoğalıyor. Neden? Yalnızlık. Niye yalnızlık? Etrafında samimi dost yok ki. Akrabasıyla ilişkisi yok, bağlantısı yok. Eğer Allahu Teala'nın bu ayet-i kerimelerini, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın reklamlardan sonra okuyacağımız hadis-i şeriflerine gerçek manada ittiba edip, onun kulu, Habibinin ümmeti olmaya kendisine namzet olarak, kendisine aday olarak görürse ve bu minvalde hareket ederse, Allahu Teala onu yalnızlıktan koskocaman bir ümmet birliğine çıkartacak. İnşallah reklamlardan sonra muhabbetimizi hadis-i şeriflerle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ender, nadide ve tabiri caizse pırlanta mesabesinde olan sözlerle devam edeceğiz kısa bir reklam arasından sonra. Evet kıymetli kardeşlerim, kısa bir reklam arasından sonra tekrardan muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlara girmeden önce sıla-i rahim, akrabalık bağları ile alakalı Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Hakim'den bizlere söylemiş olduğu ayet-i kerimelerden birkaç tane örnek verdik, misal verdik konuyu derinleştirmek maksadı ile. Tabi sıla-i rahimle alakalı, akrabalık bağları ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de 30 tane ayet olduğunu söyledik. Biz birkaç tanesini sadece zikrettik.
Biraz da hadis-i şeriflerden aslında bahsetmek gerekirse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bununla alakalı ne söylediğini bizim ne yapmamız gerekiyor? Anlatmamız lazım, bilmemiz gerekiyor. Müslim'in rivayet ettiği, büyük muhaddis Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, Hazreti Ayşe bu rivayette bulunuyor. Er-Rahimu muallakatun bil arşi. Akrabalık bağı, o sıla-i rahim, o bağ, bağlantı arşta asılıdır. Tabi mahiyetini Cenab-ı Allah bilir. Ne şekilde olduğunu biz bilemiyoruz. Ama mahiyeti itibariyle arşta asılı bir noktada duruyor. Takul diyor ki, men vasaleni vasalehullah. Her kim bana ulaşırsa Allah'a ulaşmış olur. Yani benimle irtibatı kopartmayan aslında Allah'la irtibatı kopartmamış olur. Ama benimle irtibatı kopartan ve men kata'ani kata'ahullah. Benimle irtibatı kopartan, benimle alakasını kopartan ise aslında Allah ile irtibatını ve alakasını kopartmış olur diyor bizlere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sıla-i rahimle alakalı. Ve Abdurrahman bin Avf radıyallahu an, büyük sahabe-i kiram, mücahit bir sahabe-i kiramın rivayet ettiği bir hadis-i şerif daha. Diyor ki, Kalallahu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu, bir hadis-i kutsi de. Şimdi hadis-i kutsinin ayet-i kerimeden farkı nedir? Ayet-i kerimeden farkı şu. Ayet-i kerimenin lafzı da mana itibariyle hem manası hem lafzı Cenab-ı Allah tarafından gelir. Yani lafız da Allah'a aittir. Oradan direkt olarak gelir. Hazreti Cebrail söyler mesela, bu Kur'an'ın bir ayetidir der. Ama hadis-i kutsi sadece mana itibariyle, mefhum ve mana, lafız değil. Lafız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait. Hadis-i kutsinin farkı bu. Mana itibariyle Cenab-ı Allah'a ait. Allah-u Teala o cümlelerin manalarını Peygamber Efendimiz'in kalbine ilham eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onu kendi sözleriyle, mübarek sözleriyle tabiri caizse bir kılıfa, bir düzene sokar ve insanlara bunu söyler. Bir hadis-i kutsi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Kalallahu ener-Rahman ve hiyer-Rahim. Ener-Rahman. Ben Rahman'ım. Benim bir vasfım var. Hani diyoruz ya Bismillahirrahmanirrahim. Nedir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum diyoruz ya. İşte Allah-u Teala diyor ki ener-Rahman, ben Rahman'ım, ismim Rahman. Ve hiyer-Rahim, onun ismi de Rahim'dir. Hani sıla-i Rahim, onun ismi de Rahim'dir. Akrabalık bağlarının adı nedir? Rahim'dir. Diyor ki şakaktu leha ismen min ismi. Şakaktu leha, ona ne yaptım? Verdim. İsmen min ismi. Kendi ismimden çıkan bir isim verdim. Şimdi ne demek bu? Şöyle, Arapçada, Arap dili ve belagatında kelimeler mastar demiş olduğumuz bir kök var. Yani bütün kelimelerin çıkış noktası mastar. Kelimeler buradan çıkıyor. İşte neye dağılıyor? Fiil-i madi oluyor, fiil-i mudari oluyor, emir oluyor, nehi oluyor, ismi fail oluyor mesela. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ben Rahman'ım. Bu Rahim kelimesi ise Rahman kelimesinden ayrılmıştır. Ben kendi ismimden gelen bir maddeyi akrabalık bağının ismi olarak verdim. Tekrar, ben diyor kendi ismimden gelen, kendi ismi ne? Rahman. Ben kendi ismimden gelen bir başka bir ismi kalktım, bu akrabaların arasındaki bağa isim olarak verdim. Ve men vasalaha vasaltuhu. Onunla diyor Cenab-ı Allah, onunla ilişkiyi sürdüren, onunla devamlı ilişkisini kopartmayan, ilişkisine devam eden kişiyle ben de diyor vasaltuhu ilişkimi sürdürürüm, ilişkimi koparmam. Ama وَمَنْ قَطَعَهَا, her kim akrabayla ilişkisini kopartırsa, akrabalık bağları ile ilişkilerini kopartırsa بَتَتْتُهُ, ben de onunla ne yaparım? İlişkimi kopartırım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve tabii ki biz bunları söylerken bunlar sadece sözde kalmaması lazım kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bu kadar ikazı varken, bu kadar bu konuya atfetmişken, ehemmiyet atfetmişken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu ve bundan sonra birçok hadis-i şerif var mesela. Buhari'de, Müslim'de, muttefakun aleyh olarak ve birçok hadis-i şerif kütüb-i sitenin içerisinde. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu kadar bu konuya önem bahşetmişken, önem atfetmişken, gelin biz
Bugünkü İslam coğrafyasında ve özellikle bölgemiz ekseninde Türkiye'de bu konuyu biraz ele alalım. Bakalım ki sıkıntılarımız neler? Bakın, en basitinden bugün maalesef ki farklı televizyonlarda yemek programları yapılıyor. Veyahut da gelin kaynana programları yapılıyor, evlilik programları yapılıyor. Buralarda insanlar, gelinler işte kaynanalar gelinlerini rezil ediyorlar, perişan ediyorlar. Ahlaksızca söylemlerin içerisine giriyorlar. Yani tabiri caizse toplumun temel yapısının içerisine, toplumun ahlaki değerlerinin tam merkezine, temeline dinamit koyuyorlar. Ve bir süre sonra da o dinamit patlıyor. Bugün gelmiş olduğumuz bu noktada bakıyorsunuz ki kaynanalar gelinlerini adeta bir düşman gibi görüyorlar. Ya bu senin oğlunun eşi. Yani sen bunu niye düşman olarak görüyorsun ki? Mantık şu. Diyor ki ben çektim o da çeksin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen çektin. Tamam, sana çektirenler cahildi. Sen öyle olma. Sen Müslümansın. Sen Allah'ın herhangi bir kuluna, Allahu Teala Celle Celaluhu demiyor mu? Men lem yerham sagirana ve lem yuvakkir kebirana feleyse minna. Her kim küçüklerimize merhamet etmez, büyüklerimize de saygı göstermezse bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bununla alakalı birçok hadis-i şerif var. Bilmediği şeyler olabilir. Gelenek görenek konusunda bilmediği şeyler olabilir. Edep, adab konusunda bilmediği şeyler olabilir. Evet, öğret ona, güzel bir şekilde öğret. Niye onu düşman olarak görüyorsun? Burada bir problem. Öte taraftan gelin kaynanasını, yani eşinin annesini kendisine düşman olarak görüyor. Neden düşman olarak görüyorsun? O da senin annen. Niye böyle oluyor? Burada bir problem. Bakıyorsunuz ki bugün yayınlanan programlarda, yemek programlarında ve hatta işte gelin adayı, damat adayı bu tür saçma programlarda bakıyorsunuz ki toplumun bu ahlaki değerleri gitgide çöküyor. Burası böyle. Şimdi ikinci olarak tabii ilerleyen dakikalarda Cenab-ı Allah nasip eder ise bunları daha çok derinlemesine anlatacağız. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz amcası Ebu Talip, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çok büyük hizmetler, çok büyük desteklerde bulunmuş. Müthiş derecede yardım etmiş Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunun karşılığını hiçbir zaman unutmamış. Hep ona rahmette bulunmuş. Ya Rabbi onun günahlarını bağışla. Ya Rabbi onun Müslüman olmasına ben vesile olayım. O da İslamiyet'in dairesinin içerisine girsin. Şirkin, putperestliğin, bataklığın içerisinde gidip de vefat etmesin diye. Sırf bu yüzden bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ısrarından dolayı Hazreti Peygamber ikaz diyor ayet-i kerimeyle. Ne diyor? وَمَا كَالَ النَّبِيِّنْ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Peygamber ve Allah'a iman etmiş olan, ona iman etmiş olan kişiler ne yapamazlar? Müşriklere açıkça kendilerini belli ettikleri halde, müşrik olduklarını söyledikleri halde onlar için af dilemek yakışmaz, peygamberlere yakışmaz, düzgün değildir, doğru değildir diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sırf akrabasını ne yaptığı için tevhide gelmesini istediğinden dolayı ikaz diyor. Ama buna rağmen vazgeçmiyor. Ama biz bugün gelmiş olduğumuz bu noktada bütün akrabalar maalesef ki birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Şimdi Hazreti Ayşe validemiz Ümmül Müminin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek eşlerinden, aynı zamanda müksirun, yani çok hadis rivayet eden. Şimdi hadis usulünde, usulü hadiste bir şey vardır, usul vardır. Şu, binden fazla hadis rivayet eden sahabilere müksirun sahabiler deniliyor. Bu 9 tane, hemen hemen 9 tane sahabe-i kiram var. Bunların başlarında gelen bir insan var ki Hazreti Ayşe radıyallahu an. Belki biz bugün gusül abdestimizi bile ondan öğreniyoruz kıymetli dostlar. Çünkü o olmasa kim bize öğretecek? İşte Hazreti Ayşe'den bir kısa anlatılır. Denilir ki Hazreti Ayşe radıyallahu an rüyasında kıyametin koptuğunu görüyor. Rüya, kıyametin koptuğunu görüyor. Hesabın, mizanın, işte mahşer alemi, bütün insanlar sıkıntının içerisine girmiş, derdin içerisine girmiş, tasanın içerisine girmiş. Hazreti Ayşe de atmosferi izliyor. Dehşet verici bir atmosfer düşünün. Bakıyor ki orada tanıdığı bir kadın var. O kadının da tabii hesabı işte görülüyor mizanda.
tartılıyor. Bir bakıyor ki o kadının güzellikleri, amelleri Uhud Dağı kadar ağır geliyor. Yani Uhud Dağı ne kadar ağırsa, teşbihte hata olmasın, Uhud Dağı ne kadar ağırsa kadının iyilikleri ve güzellikleri o kadar ağır basıyor. Şaşırıyor Hazreti Ayşe. Yani bir insan ne kadar bir iyilik yapabilir, nasıl bir iyilik yapabilir ki Uhud Dağı misali, Uhud Dağı'nın ağırlığı kadar bir ağırlıkta iyiliği olsun. Ağır basıyor yani tartı, tabiri caizse. Tabii Hazreti Ayşe validemiz uyanıyor. Hayrun lena şerrun li a'dayna. Bu aslında sünnettir. Yani bunu söylemek lazım. Büyüklerimiz hep bunu böyle yapar. Bir rüyadan kalktığımız zaman hemen hayrun lena, hayrı bize, şerrun li a'dayna. Rüyanın hayrı bize, kötülüğü, şerri de düşmanlarımız olsun. Bunu söylemek lazım, adet edinmek lazım. Kalkıyor bunu söyledikten sonra ertesi gün o kadını çağırıyor. Gel diyor bir bakalım. Rüyayı anlatıyor. Diyor ki ben akşamleyin, geceleyin rüyamda bir rüya gördüm. Kıyamet kopmuş, insanlar sağa sola kaçışıyor. Oradaki dehşetin, oradaki azabın etkisinden dolayı. Çünkü kıyamet ortamı o kadar kolay bir ortam değil kıymetli kardeşlerim. Gördüm diyor, bir baktım ki seni getirdiler, iyiliklerini koydular bir kefeye. Bir baktım ki iyiliklerin, Uhud Dağı'nın ağırlığı misali bir anda ne oldu? Ağırlaştı. Bunun hikmetini bana bir söyle bakalım. Sen ne tür bir güzellik yapıyorsun? Nasıl bir iyilik yapıyorsun ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bunu sana bahşediyor? Tabii kadın ilk başta çekindi, utandı, söylemedi, söyleyemedi. Biraz Hazreti Ayşe ısrar edince annemiz, validemiz radıyallahu anh sıralamaya başladı. Dedi ki benim yapmış olduğum 7 şey var. Ben bu 7 şeyin dışında başka hiçbir şey yapmam. Ben sana bunları anlatacağım. Bir bak bakalım gerçekten de o mu? Nedir? Bir diyor, mahremlerimin dışında, yani yakınlarımın dışında başka hiç kimseye kendi vücudumu göstermem. Yani şu anlamda mecbur kalmadığım müddetçe işte o haram olan bölgelerimi kendime helal olan insanların dışında başka bir kimseye ne yapmam, göstermem. Ne demek bu? Yani tesettüre gerçek manada riayet ederim. Birincisi bu. Yaptığım şey tesettüre gerçek manada riayet ederim. İki, diyor ki eğer yanımda verecek bir şeyim varsa ve bir sail, yani bir dilenci, bir muhtaç olan, şu anki dilenciler değil bak, kusura bakmayın kıymetli kardeşim, yani şu anki dilenciler benden sizden daha zenginler. Dışarıdakiler var ya, zaten bir insan eğer gerçek manada muhtaçsa, yardıma ihtiyacı varsa siz bunu hissedersiniz. Kalbiniz direkt olarak oraya sinyal verir. Eğer kalp oraya sinyal vermiyorsa kusura bakmayın yani. Çünkü bugün toplumumuzun içerisinde toplumumuzun dini duygularını, ahlaki duygularını istismar eden maalesef ki çok insanlar var. Diyor ki eğer yolda karşıma bir sail, bir dilenci, muhtaç olan birisi çıkarsa ve benim yanımda da verecek olan bir şeyler varsa ne yapmam? Onu geri çevirmem. Ayet-i kerimenin uslubunu kendisine dustur edinmiş. Ne diyor ayet-i kerimede? Ve emmes saile fela tenhar. Senden birisi bir şey istediği zaman ve buna da imkanın varsa fela tenhar. Onu ne yapma? Geri çevirme. İkinci yaptığım şey bu. Üçüncüsü diyor, misafirsiz asla ve asla sofraya oturmam. Bugün gelinen noktada kıymetli kardeşlerim, toplumumuz nasıl bir hale geldi biliyor musunuz? 25 katlı, 30 katlı binalar yapıyorlar. Her birisini 1+1 süet daire şeklinde yapıyorlar. 1+1 kutu gibi yani. Size o yaptırım, size o kapitalist düzen diyor ki bak kardeşim sen burada üst üste oturacaksın 50 katlı binada. Her bir katında 5 tane, 6 tane, 7 tane daire var. Belki bir binada bir bakıyorsunuz bazen nüfus oluyor 300, 400, 500 bilemiyorsun yani. 1+1. Burada oturacaksın. 1+1 olduğun için de zaten bir tarafta yatak odan var. Öbür tarafta da oturma odan var. Başka bir yer yok ki. Bir de şu anda yeni adet çıktı. Oturma odasının içerisine de Amerikan mutfağı koyuyorlar. Mutfak diye bir şey yok. Mahremiyet olduğu gibi felç öldü. Sistem sana şunu söylüyor. Çocuk yapmayacaksın. Kesinlikle ya, yapmayacaksın yani. İkincisi evin zaten küçük. Misafir almayacaksın. Misafir yok. Kesinlikle yok. Alt komşunu tanımayacaksın. Yan komşunu tanımayacaksın, üst komşunu tanımayacaksın. Akraban mı gelecek? Hayır hayır, kesinlikle evin küçük, nereye alıyorsun? Zaten sana zor yetiyor, öyle mi? Öyle tabii ki. Şimdi diyor üçüncüsü, misafirsiz asla sofraya oturmam diyor bu hanım. Dördüncüsü diyor, ezandan evvel, vakit namazı girmeden evvel abdestimi güzelce alırım.
tertemiz. Güzelce mis gibi giderim, abdestimi alırım, seccademi sererim, tam takır, ondan sonra namazıma hazırım. Ne yapmadan önce? Ezan okunmadan önce. Ha, biz şimdi ne yapıyoruz kıymetli kardeşlerim? Diğer vaktin girmesine 5 dakika kala öğlen namazını kılıyoruz. Bak, ikindi namazının vaktinin girmesine 5 dakika kala öğlen namazını kılıyoruz yani. Fetva bulsak hepsini birlikte yapıştırıp en son kalacağız. O da yok. Ve diyor ki beşincisi, müezzin ezan okurken ben de onunla beraber tekrar ederim. Çok güzel bir sünnet-i seniye, bunu yapalım mutlaka. Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber derken sen de tekrar edeceksin. Ben diyor tekrar ederim. Altıncısı diyor istişaresiz kesinlikle iş yapmam. Hep ayet-i kerime bak. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarındaki meşverettir. Aralarındaki ortaklıktır. Aralarındaki nedir? İstişaredir. Ve emruhum şura beynehum. İşte kadın da diyor ki ben bir iş yapacağım zaman asla yapmam. Ben senden daha iyi biliyorum. Sen ne biliyorsun? Sen caiz değil. İstişare. Akıl akıldan üstündür. Senin görmemiş olduğun noktayı senin eşin, senin çocuğun, senin işte akraban, komşun, dostun görebilir. Her şeyi sen bilmek zorunda değilsin. Kendini kasma zaten. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Ve can alıcı noktaya geliyor. Diyor ki yedincisi yaptığım şey şu. Akrabamdan biri diyor benden ayrılırsa, yanımdan giderse, uzaklaşırsa veyahut da ne bileyim aynı ortamda yaşıyorsak, aynı toplulukta veyahut aynı binada yaşıyorsak, ola ki taşındı gitti. Asla ve asla onu unutmam, mutlaka ziyaret ederim. Tabi bunu söyledikten sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki işte bu amelin yüzünden, son söylemiş olduğum bu amelin yüzünden mizanda diyor amellerin o Uhud dağından daha ağır bir vaziyete geldi. Tabi bizim bugün gelmiş olduğumuz nokta da kıymetli kardeşlerim. Mesela görüntülü konuşmalar çıktı. Görüntülü mesela örnek akşamları biz arıyoruz validemle beraber, babamla beraber. İşte yeğenim var Elazığ'da. Onu arıyoruz. WhatsApp'tan arıyoruz yeğenimi. Muhammed Raşit. Şimdi bu görüntülü şeyler çıktıktan sonra bir süre sonra o aradaki muhabbet de kayboluyor. Sadece aramak değil. Ne yapmak lazım? Gitmek lazım, gelmek lazım. Yani hani teknolojinin zararları da aslında bu yani. Siz bugün istemiş olduğunuz, Türkiye'de bugün şu anda durmuş olduğunuz bu noktadan ta dünyanın öbür ucuna saniyesinde bağlanabiliyorsunuz. Ama aradaki o özlem, o muhabbet kalmamış oluyor. Tabii Hazreti Ayşe validemiz bunu ne yapıyor? Ona söylüyor. Tabii ki kıymetli kardeşlerim, sıla-i rahim sadece aramakla olmuyor. Neyle oluyor? Akrabalık ilişkisi birbirine düşman olmamakla da oluyor. Bugün gelmiş olduğumuz noktada herkes birbirine düşman. Yani kardeş kardeşle konuşmuyor. Bu böyle. Amca yeğenine düşman. Halayla yeğeni, halayla işte kardeşi. İnsanlar birbirleriyle konuşmuyor. Ne oluyor size ya? Bir durun, bir kendinize gelin. Bir ellerimizi tabiri caizse başımızın arasına alıp bir düşünmemiz gerekiyor. Bizim üzerimizdeki bela ve musibetin sebebi ne? Tamam namaz kılıyorsun, tamam ibadet ediyorsun ama problem ne? Akrabanla bir ilişkin yok ki. Akrabanla aranda bir samimiyet, bir huzur yok. Yani düşsen ilk tekmeyi onlar vuracak. Öyle bir hal aldık, öyle bir hal aldı toplumumuz. Nereye gidiyoruz? Allahu Teala'nın bize söylemiş olduğu sözle. فَاَيْنَ تَزْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Bu gidişat nereye? Ben de bugün bizlere soruyorum, bu gidişatımız nereye? Gidişatımız hiç iyi bir yere değil. Emin olun. Bugün Türkiye'de antidepresan kullananların %99'u yalnızlıktan yakınıyor. Konuşabildiği, dertleşebildiği, onu anladığını, anlayabileceğini zannettiği hiç kimse yok diyor. Etrafımda böyle insanlar yok diyor. Bakın tabii ondan dolayı da kalkıyor bu yalnızlığını başka şeylerle beraber, haplarla beraber en azından geçici bir süreliğine bastırmaya çalışıyor. Rahat ol, sakin, bir şey yok. Allah'ın sana vermiş olduğu o kanunları, Allah'ın sana söylemiş olduğu o emirleri ve yasakları gerçek manada yerine getirirsen zaten senin o tür ilaçlara hiçbir ihtiyacın kalmayacak ki. Huzur ancak ve ancak İslamiyet'tedir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki kıymetli dostlarım, eğer biz Yüce Rabbimizin söylemiş olduğu, bize bahşetmiş olduğu bu tür şeyleri ne yaparsak güzellikle beraber, eğer biz bunları kendi içimize alırsak ne olur? Allahu Teala bizi bağışlar. Tabi anlatılır, denir ki
Vaktiyle bir adam vardı. Adam yedi şeyi çok merak ediyordu. Etrafındaki büyük alimlere, ondan sonra bilginlere, herkese soruyor. Yedi tane sorusu var. Bulamıyor. Neyse arıyor. En son birisi ona diyor ki Bağdat'ta birisi var, bir bilgin var, bir alim var. Onun yanına git bakalım. Belki o senin bu derdine, bu yedi tane soruna, çok önemli, yedi tane soruna bir cevap bulur. Ben öyle düşünüyorum diyor. Tamam diyor. Tabi o zaman navigasyon falan yok. WhatsApp'tan durum da göndermiyorlar. Şey göndermiyorlar yani, WhatsApp'tan konum falan göndermiyorlar. Bağdat uzak. Biniyor deveye, 6 ay. Gidiyor yolda. İşte hani anlatılır ya meşhur masallarda, dere tepe düz gitti. Bu düz mü gitti, yamuk mu gitti bilmiyoruz. Ama gidiyor yani, adam 6 ay gidiyor. Gidiyor nihayet Bağdat'ın o güzel, eskiden Bağdat çok güzeldi. Bakmayın şu an Siyonist zihniyet, Amerikalılar hep Bağdat'ı harap ettiler. Çok güzel bir memleketti Bağdat. Bağdat'a ulaşıyor. Neyse soruyor, soruşturuyor bu alimi, Allah dostunu. Buluyor. Gidiyor işte bulunmuş olduğu yere. O zamanlar şey de yok. Randevu falan alınmıyor yani. Neyse kapıyı çalıyor tak tak tak. Sekreter mektepler yok. Ondan sonra korumalar da yok. İçeri giriyor. Diyor ki ben falanca yerden geldim. Evet diyor, buyur diyor, derdini söyle. Şimdi yani neyse. Ben diyor falanca yerden geldim. Derdini söyle diyor. Söylüyor. Benim diyor 7 tane sorum var. Ben diyor bunu kime söylediysem böyle gerçek manada kalbim mutmain eden bir cevap bulamadım. Tamam diyor, soruların hepsini tek tek söyle. Ondan sonra ben cevap vereceğim. Tamam mı? Tamam efendim diyor. Bir, adamın birinci sorusu. Diyor ki bu dünyadan daha geniş bir şey var mı? Soruya bak şimdi. Bu dünyadan daha geniş bir şey var mı? Bu birinci soru. İki, diyor ki ateşten daha yakıcı bir şey olabilir mi? Ateşten daha yakıcı bir şey var mı? Üç, dağlardan daha ağır bir şey var mı? Dağlardan daha ağır. Dört, taşlardan, kayalardan daha sert, daha katı bir şey var mı? Şimdi tabii bu karşıdaki de Allah dostu, çocuk değil yani. Beş diyor, kış aylarından daha soğuk bir şey var mı? Altı diyor, denizlerden, okyanuslardan daha engin, daha derin bir şey var mı? Ve yedinci sorusu, insan için zehirlerden daha acı bir şey var mı? İnsan için zehirlerden daha acı bir şey var mı? O Allah dostu, büyük bilgin cevap vermeye başlıyor. Diyor ki elbette var. Birinci soruna gelince, bu dünyadan daha geniş şey olan şey hak sözdür diyor. Bak doğru söz, adaletli, düzgün konuşma. Düzgün konuşacaksın, hak sözdür. Onu söyleyebilmektir diyor. Zalimin karşısında bile olsan doğru sözü söyleyebilmektir. Eğer söylenirse o bütün kainatta kabul görür. Dünyayı bile geçer. Dünyanın ötesinde bütün kainatta kabul görür. Dünyadan daha geniş olmuş olur. İkinci soruna diyor gelince, ateşten daha yakıcı olan şey diyor hırstır diyor. Ateşten daha yakıcı olan şey hasettir diyor. Kin beslemektir diyor. Ateş diyor bir kere yakar ama diyor hırs ve haset sahibini ömür boyu yakar. Üzerine örnek verelim, Allah muhafaza, eline bir şey, ateş parçası düştü, bir defa yakar söner. Tamam burada bir tahribat yaşarsın ama bir süre sonra o acısı gider. Ama bir insanın içerisinde hırs duygusunun olması, ama kötü hırs tabii. Bir insanın içerisinde haset duygusunun, kimseyi çekememe, kin, nefret duygusu olduğu zaman o adam hasta olur. Hastalığıyla beraber ölür. Ömür boyu o haset duygusu onu yakar. Üçüncü soruna gelince diyor kıymetli kardeşim. Üçüncü sorun, dedin ki dağlardan daha ağır şey var mı? Evet diyor, dağlardan daha ağır şey iftiradır diyor. Bir insana iftirada bulunmak. Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Subhaneke hâze, Yusuf Aleyhisselam buyuruyor. Subhaneke hâze buhtanun azim. Haşa, bu bana atılan iftira büyük bir iftiradır diyor. Dördüncüsü, taşlardan daha katı şey kötü insanların, gaddarların yüreğidir diyor. Taşlardan daha serttir diyor. Beşincisi, kışın soğuğundan daha soğuk olan şey nedir diyor? İhtiyaç sahibi birisi senden bir şey istediği zaman, akraban senden bir şey istediği zaman onu karşılamamandır diyor. Altıncısı diyor, denizlerden, okyanuslardan daha derin olan şey diyor nedir? Kanaattir diyor. Yedincisi, zehirden daha acı şey ise laf ve fitneciliktir diyor. Cenab-ı Erhamurrahim'in bizleri her zaman için kendi yolundan ayırmasın. Allahu Teala bizlere akrabalarımız ile güçlü ve sıkı bir bağ kurmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Hepinizi
Rabbimin en güzel hayrı ve esenliğine emanet ediyorum. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Gelecek hafta güzel bir sahabe-i kiramda buluşmak üzere. Hepinizi o güne kadar Allah'ın selamına ve esenliğine bırakıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve elfü berekatuhu.